Oiler Out dediğimiz 6 aletin toplamına biz genel tasnif diyoruz. Bu genel tasnifte final yapmak zordur. Ve finallerde de yarışmak gerçekten çok zordur. Çünkü bu 6 alet toplamının finalistleri dünya jimnastiği açısından çok önemli ve prestijli bir finaldir. Böyle bir finalde 2 tane Türk'ün olması bizim adımıza çok önemli. Ama netice itibariyle biz sporcularımız performanslarından memnunuz olarak finallerimizden. Şimdi alet finallerine fokuslanacağız. Çok mutluyuz. Salonda herkes inanılmaz bizi tebrik ediyor. Yani iki tane Türk'ün burada Oiler'ın finalinde olması çok önemli. Umarım alet finallerinde en az hata yapan bizim sporcularımız olur. Adem, Ahmet'in omzunda zannediyorum bir ağrı oluştu. O yüzden alet finalini riske atmamak adına bıraktı. Akşam bir araya geldiğimizde konuşacağız. Doğrusunu yaptığını düşünüyoruz. Akşam tabi durumu sağlıkçılarla da değerlendirdikten sonra. Durum bu, çok mutluyuz açıkçası. Yani bakalım, inşallah finaller de ülkemizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Nazlı 16 yaşında finali aldı. Olimpiyat kotasını aldı. Burada o 17 yaşında. Nazlı daha yaşı çok genç. O da gitti, bir sakatlık süreci geçirdi. Çok iyi hazırlık yapamadan, yani antrenman tekrarını fazla yapamadan buraya geldi ama bence yarışmayı iyi tamamladı. Çok genç bir sporcumuz. O hırsı, isteği ve heyecanıyla 2024-2028 takımlarına liderlik edecek durumda. Çok ciddi bir tecrübe kazandı. Çünkü tecrübe çok önemli. 2016'da Ferhat çok basit bir hata yapmıştı. 4 yıl o tecrübeyi konuştuk hep, yani nasıl böyle bir şey yaptım diye. Şimdi çok tecrübeli. Yani ben Nazlı'nın da performansından memnunum. Hocasına teşekkür ediyorum. Kendisine, ailesine çok teşekkür ediyorum. Yani 4 tane erkek sporcuyla geldik, dediğiniz gibi biz de takım kotası alamadık ama takım 4 kişidir jimnastikte. Takım kotası alamayıp 4 sporcu getiren, 4 erkek sporcu getiren dünyada tek ülkeyiz. Belki de bir sonraki olimpiyat, belki bu kural tartışılır duruma gelecek. Normalde bir alette örnek veriyorum, İbrahim Halka'da kota aldı ama bütün aletlerde yarışma hakkı var. Ama takımda bu hak yok, belki bu hak verilecek. Çünkü 4 tane erkekle buraya gelme imkanı yakaladık. Ya ben sporcularımın performanslarından, buraya geldiği süreçten gerçekten çok memnunum. Her şey çok güzel, köydeki ortam çok güzel. Gençlik ve Spor Bakanlığımız inanılmaz bir ortam hazırlamış. Sağlık ekibi ciddi anlamda çalışıyor. Yani Sayın Bakanımız bizimle burada sürekli birlikte, motivasyon, heyecan, her şey çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece Covid biraz işte siz de yaşıyorsunuz. Giriş çıkışlar her yer kontrollü, çok kuralcılar. Ona çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Hala Covid ile alakalı sporcuların üzerinde bir baskı var. Yemeklerini yiyip hemen odalarına çekiliyorlar. O bakımdan Covid'in stresi hala herkesin üzerinde devam ediyor.